İyi günler Gündem Spor'la karşınızdayız. Futbola bir ara verdik, basketbola da ara verdik. Dünya ve Avrupa şampiyonu bir sporcumuz var. Aslında onu herkes tanıyor ama daha da tanınması gerekiyor. Çünkü ileride derken olimpiyatlarda adını çokça duyacağız. En büyük hayali olimpiyat altın madalyası. Bu yolu konuşacağız. Bugüne kadar nasıl geldi, o başarıları nasıl elde etti bunları değerlendireceğiz. Biraz merak unsuru katılmadık. Konuğumuz İrem Yaman. Milli sporcumuz, milli tekvandocumuz, dünya ve Avrupa şampiyonu, altın avcısı namı diyar. İrem hoş geldin. Hoş bulduk. Önce bu altın avcısı, lakabı nereden çıktı onu merak ediyorum. Benim maçlara gittiğimde tek hedefim altın madalya almak. Diğer madalyalarım gümüş ya da bronz, onları antrenman maçı, antrenman müsabakası olarak değerlendiriyorum. Altın almayı istiyorum. Altın almak için çalışıyorum. Onun için de aslında bu başka genelde hep haber röportajlarımda yaptığım bir şeydi. İşte altın almak istiyorum diye. Sonra orada altın avcısı diye başlık atıldı ve böyle devam etti. Bana da çok uyuyor. Çok seviyorum. Altın avcısı ama baktığımızda 23 yaşındasın. 19 madalyanın 14'ü altın. Altın avcısı da gayet normal olmuş. Evet. 23 yaşındasın dedik ama şimdi bir sporcu olarak genç bir yaşta birçok madalya kazandın. O açlığı nasıl koruyorsun? Çünkü her şampiyonada şampiyonsun. Avrupa şampiyonasında üst üste 4 kere. Dünya şampiyonu oldun. Bir açlık unsuru olması gerekiyor. Bunu nasıl sağlıyorsun? Kesinlikle öyle. Ben tarihe geçmek istiyorum. Bir dünya şampiyonu oldum. İkinci bir kez tekrar dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bayanlarda iki dünya şampiyonu sporcumuz hiç yok. Bunu yaşamak istiyorum. Bunun verdiği açlıkla antrenmanlara devam ediyorum. Müsabaka bitiyor. Bir sonraki müsabakaya hazırlandığımda tekrar altın almak istiyorum diye düşünüyorum. Öyle hazırlanıyorum. Ve bu açlık da aslında oradan geliyor. Tüm altınları toplayıp sikletimde her zaman en iyi olmaya çalışıyorum. Ve bununla beraber de sürekli antrenman yapıyorum. Her zaman en iyi olmak istiyorum diyorsun ama bir örnek aldığın biri var mı? O en iyi de geçmek istediğin biri var mı? Aslında örnek aldığım sporculardan biri Servet Tazegül. İlk olimpiyat madalyalı sporcumuz, altın almıştı. Onun karakterini, kişiliğini, başarısını çok beğeniyorum. Ve ben de onun yolunda ilerlemek istiyorum. Bu başarıyı nasıl sağlıyorsun sorduk. Bir de şu soru önemli burada. Kendini nasıl yeneceksin? Bu başarılar gelirken daha da istiyorsun ama bir yerde de karşına yine sen çıkacaksın. Orada da kendini yenmen gerekecek. Bu nasıl olacak? Aslında o zaman psikoloji dediğimiz etmen ortaya giriyor. Ben psikolojimi çok iyi ayarlıyorum. Psikolojik yardımlar da alıyorum tabii ki de mental olarak rahatlamak için. Bu yardımların sayesinde ve çok istediğimi kendim de biliyorum. Neyi nasıl yapacağımı da çok iyi biliyorum. Artık çünkü 8 yaşından itibaren bu sporun içindeyim. Şu an 23 yaşındayım. Çok uzun yıllar gelişti ve her şey değişti ve sürekli gelişiyor. Ve bu gelişmenin içine kendimi çok iyi odaklıyorum aslında. Bu odaklamam sayesinde de tekrar tekrar altından gelecek diye düşünüyorum. Altın avcısıyla başladık ama bu altın avcısına giden bir yol var tabii ki. Tekvando'ya nasıl başladığın. Türkiye'de iki tane önemli konu vardır. Bir aile, diğeri de eğitim. Sen bu açıdan ikisinden de çok şanslısın. Sporcu bir aile, baban eski bir tekvandocu, annenin seni teşvik etmesi, eğitimini aynı şekilde devam ettirebiliyorsun. Bu ikisi konusunda şanslısın. Ama aile, babanın da antrenör olduğunu düşünürsek, aileden gelen bir sporculuk ne hissettiriyor sana? Benim her zaman söylüyorum, en şanslı olduğum konulardan bir tanesi bu. İyi ki babam antrenörüm, iyi ki ailem sporun içinde, bana sürekli destekler. Bu konuda çok şanslıyım. Aslında başarıya giden en büyük etmenlerden bir tanesi benim bu şansım. Çünkü sürekli babamla beraberim, antrenmanda beraberim, antrenman dışında beraberim. Ailem sporun bilincinde ve farkında. Annem, zaten her zaman söylüyorum, annem beni ilk başta spora yönlendirmişti. O çok istiyordu spor yapmamı. Babamla evlilik zamanlarında babam musabıkmış, maçlara gidiyormuş. Onun kıyafetlerini ütülerken işte sürekli benim çocuklarım da inşallah ileride böyle maçlara çıkar diye düşünüyormuş. Ve o çok istiyordu. En son elimizden o tutup bizi kursa yazdırdı. Böyle gelişti ve en büyük şanslarımdan bir tanesi ailemin sürekli yanımda olması. Gerçekten çok şanslısın bu konuda. Yani aile desteğinin bir sporcunun yanında olması o altın madalyaları sana kazandıran da en önemli etmen. Babanla antrenman yapıyorsun.
Bir de kulübün var. Evet. Hangisi daha zor ya da hangisinde daha çok zorlanıyorsun? Babana biraz nazın geçiyordur. Babama nazım geçiyor ama sadece evde geçiyor. Onun dışında hiçbir zaman antrenmanlarda nazım geçmiyor. Çünkü orada baba kız olmuyoruz. Antrenör sporcu oluyoruz. O iki ilişkiyi babam çok iyi koruyor ve muhafaza ediyor. Antrenman sonunda ne söyleyeceksen söylersin diyor. Ve böyle devam ediyor. Onun için aslında her iki tarafta yoğun benim için. Her iki tarafta da her iki hocamda da kulüpteki hocalarımda çalıştığım antrenman yaptığım yerde ve babamla antrenman yaptığım yerde de farklı teknikler çalışıyorum. Farklı taktikler çalışıyorum. Bu beni çok geliştiriyor. Çünkü sürekli aynı monotonlukta antrenman yapmıyorum. Antrenman içinde de hareketlilik çok önemli. O hareketliliği ve farkındalığın algılıyorum. Bunun için de iki yerde de çalışmak beni çok mutlu ediyor. Taktik dediğin için soracağım. Onu daha sonra yatacaktım ama şimdi maçlardaki görüntüne baktığımızda çok soğukkanlısın. Rakibin sana atak yaptığında hiçbir şekilde hemen tepki vermiyorsun. Bu bir karakter mi, stratejin mi? Benim karakterim böyle. Ben normalde maça çıkarken işte herkes çok soğukkanlısın İrem, hiç heyecanlı değilsin. Aslında içimde fırtınalar kopuyor. Çok heyecanlıyım ama bunu hiçbir zaman belli etmiyorum. Dışarı yansıtmıyorum. Soğukkanlı duruyorum ve aslında bir avantajım da benim bu. Maçta her zaman berabere gidebiliyoruz rakiple ve ben çok soğukkanlı duruyorum. O artık sonuna doğru tedirginleşiyor ve heyecanlanıyor. O da bana artı olarak geliyor, hata yapıyor ve maç üstünlüğü bana geçmiş oluyor. Mükemmel. Antrenörlerinden Cihat Kutlucan'ın senin için şöyle bir sözü var. Hayatımda gördüğüm en akıllı, pratik zekaya sahip ve antrenörünü en iyi dinleyen sporcu diyor. Bu ifade senin için nasıl bir his? Bunu duymak bir antrenörden. Çünkü Türkiye'de antrenör-sporcu ilişkileri çok sağlıklı değil. Yani devam etmiyor uzun süre anlamında ama. Yurt dışına baktığımızda her başarılı sporcunun özellikle teniste, özellikle kadın sporunda arkasında mutlaka bir antrenör yatıyor. Senin de böyle bir gelişim var galiba. Cihat Kutlucan ile birlikte başlayan, babanla devam eden. Babamla başladı aslında benim antrenman sürecim. Daha sonra kulüplere transfer olduğumuzda kulüp hocam Cihat Kutlucan'dı. Tabii ki de antrenörden böyle şeyler duymak çok çok güzel, çok onur verici. Ben arkamdaki antrenöre çok güvenirim. O maçta bazen göremiyorum. Çünkü ben duygularımı da maça kattığım zamanlar oluyor. Arkamdaki antrenör daha objektif oluyor. Böyle olduktan sonra da onu dinliyorum. Çünkü boşlukları, rakibe yapmam gereken hamleleri o benden daha iyi görüyor. Tabii ki de bir antrenörün bunu söylemesi beni çok mutlu ediyor. En büyük hayalin olimpiyat altın madalyası. Şimdi biz o olimpiyat madalyasını ben diğer madalyaları başta söylediğim ifadeden dolayı öyle söyleyeceğim. Olimpiyat madalyası demeyeceğim. Olimpiyat altın madalyasına giden bir süreç olacak. Bir yol olacak. Kota olacak. O olimpiyat hazırlığıyla Avrupa şampiyonası veya dünya şampiyonasının hazırlığı mutlaka farklıdır. Bir sporcu olarak olimpiyat kelimesini duyduğunda neler hissediyorsun? Olimpiyat benim için hayallerim. İstediğim şeylerin en başında geliyor. Bu zamana kadar kariyerimde tüm madalyaların sahibiyim. Tek altın madalyam olimpiyatta eksik. Bunu tamamlamak istiyorum. Bunun için gün geçtikçe daha çok çalışıyorum. Olimpiyata kadar giden yol çok uzun. Aslında kısa, uzun ama kısa. Bu yolda emin adımlarla ilerlemek istiyorum. Bu yoldaki tüm altınları toplayarak olimpiyata altın madalya almak istiyorum. Onun için de tabii ki de antrenmanlarımız her zaman çok yoğun. Dünya şampiyonasına hazırlanırken de çok yoğun bir şekilde hazırlanıyorum. Avrupa şampiyonasına da böyle. Ama olimpiyata hazırlandığım süre tüm bu sürelerin toplamı aslında. Şu anda olimpiyata hazırlanmaya başladım diyebilirim. Olimpiyat şampiyonluğun olduğunda inşallah olacak, en özel şampiyonluğun olacak. Onda hemfikiriz. Ama geride bıraktığımız şampiyonluklardan ya da kazandığın maçlardan en özeli, en unutulmaz hangisi senin için? Tabii ki de ilk dünya şampiyonam, ilk dünya şampiyonu olduğum maç benim için çok özeldi. Ama şimdi zaman geçtikçe, yeni madalyalar almaya başladıkça anılar ve yaşanmışlıklar artıyor. En son Grand Slam müsabakasında, final maçında altın vuruşla maçı almam galiba şu anda en unutamadığım anlardan bir tanesi. Sona doğru geldikçe o anılar tabii daha da artıyor ve yakın tarih daha da unutulmaz oluyor. Kesinlikle öyle. Dünya Tekvando Federasyonu seni yüz yapmak istiyor, seni kullanmak istiyor. Bu nasıl bir duygu? Erkek egemen sporunda bir kadının Dünya Tekvando Federasyonu'nun yüzü olması. Bunu ilk duyduğunda neler hissettin? Nasıl yaklaştın oraya? Çok güzel bir duygu. Ben bunu ilk defa Grand Slam müsabakasına gittiğimde pankartlarda gördüm.
Benim attığım teknikle her yerde müsabaka duyuruluyor ve stada girdiğim an herkes ilk önce dönüp pankarta baktı, sonra bana baktı. "Aa, oradaki kız sen misin?" dedi. Bu benim için müthiş bir duyguydu. En iyi attığım teknikle oradayım. O Grand Slam müsabakasını elemeden geçip geldim. Şampiyon olarak elemeden geçtim. Ve tekrar Grand Slam müsabakasında böyle duyurulup benim de tekrar şampiyon olmam mükemmel bir duyguydu. Bir vuruşun var, daha doğrusu high kick dediğimiz o mesafe ne kadar, kaça kadar çıkıyor? Bunu hiç ölçmedik aslında, biz de dün bunu konuşuyorduk, ölçebiliriz diye. Bayağı yukarı çıkıyor. Çünkü çok esnek oluyorsunuz. Tekvando'nun altyapısında esneklik var. Tekvando'ya başlamadan önce biz zaten genelde bunu öneriyoruz. 6 yaşında jimnastik, daha esnek bir vücut. Daha sonra tekvando. Çünkü jimnastiğe gidip tekvando yapanların daha çok avantajı oluyor. Jimnastiği yapan, jimnastikle bu işe başlayan her sporcunun kariyeri zirvede. Jimnastiğin ana spor olduğunu bir kez daha söyleyelim. Sen bunu çoktan zaten kavramışsın. Son dakikalara gelirken en özel şampiyonluğundan bahsettin, ailenden bahsettin. Altın madalya aldığında, olimpiyat altın madalyası için söylüyorum. Sakladığın bir şampiyonluk kutlaması var mı? Orada yapacağım ama söylemeyeceğim dediğin, söylemeni de istemiyoruz tabii ama ipucu verebileceğim bir şey var mı? O anı çok düşünüyorum aslında. O anı düşünerek müsabakaya hazırlanıyorum. Ama tabii ki de o an çok özel olacak. Şu anda onların belki çok fazla şey kafamda dönüyor ama o an o sevinçle ne yapacağım ben de bilmiyorum aslında. Bu soru sorularımda yoktu ama konuştukça yani gözlerinde bu işi çok net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden soru mutlaka orada da bir sürpriz gelecektir. Son olarak kadın sporcu olarak hem cinslerine tekvandoyu önerir misin? Nasıl başlamaları, neler yapmasını tavsiye edersin? Tekvandoya başlamanı tabii ki de öneriyorum. Özgüven olarak gerçekten özgüvenin doruk yaptığı sporlardan bir tanesi. Ama ben kadınlara genel olarak şunu öneriyorum. Ne olursa olsun hayatta ayakları yere basabilsin. Kendilerine güvensinler ve her işte başarılı olabileceklerini, kadınların da her işte erkek lere oranla daha çok başarılı olabileceklerini fark etmelerini istiyorum. Bunun için de kadınlar ne olursa olsun tekvando olur, drama olur, tiyatro olur ama muhakkak bir alanda kendilerine güvensinler. Özgüven dedin, özgüvenin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorum. Bu tabii ki yaşandıkça, şampiyonluklar geldikçe de artan bir olaydır ama sanki o özgüven sende doğuştan var. Bilmiyorum. Bunu çok net belli bir özgüveni çok yüksek bir sporcu var, bir karakter var karşımızda. Bu da tatamiye çıktığında rakibine de yansıyor galiba. Yansıyor, evet. Yani ben genelde soğukkanlı durup işte kendime çok güveniyorum maçtan önce. Tabii ki maç içinde her şey olabilir. Hesap etmediğim bir sürü şey ortaya çıkıyor. Ama kendine özgüvenle çıkmak 1-0 önde olduğunu sağlıyor. Altın avcısı İrem Yaman, sana bu yolda başarılar. Olimpiyat hayalin umarız gerçekleşir, gerçekleşeceğinden şüphemiz yok. O zaman da seni bu stüdyoya ağırlamak isteriz. Teşekkür ederim. Gündem Spor'u noktalıyoruz. Milli sporcu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu İrem Yaman'la birlikteydik. İyi günler.